Yeniden merhaba gençlik. Evet, psikolojinin genel psikoloji konusundaki son aşamama geldim. O da nedir? Evet, vallahi bu konular sadece canınızı sıkıyor bak. İnanın, gelişim psikolojisinin aslına girdiğimizde hepimizde bu çok ezber olan yerlerden kurtulacağız. Tamam mı gençler? Bu çok şey bir konudur. Yani çok fazla soru çıkmaz, öğrenci çok fazla. Ya hocam bir... Hayır ya, bak ne yapacaksın? Bak inan başka bir şeye gerek yok. Altını çizdiğim yerlere dikkat et, sorudan, söylediğim yerlerden en az birine soru hazırlayıcı değinmek zorunda. E sen de onu göreceksin. Hocam ortak noktalar oluyor. İşte onu da ortak noktalar varsa diğeriyle ayrılan tarafı zaten soru hazırlayıcısı yapıyor. O yüzden sevgili dostlarım ne yapacağız? Yapısalcılıkla başlayacağız. Yine böyle çok gereksiz detaya girmeden, ilerleyen konulara çok da vurgu yaparak bir ders anlatacağız aslında. Oldu mu? Hadi bakalım başlayalım. Yapısalcılık. Psikolojinin kurucusu kimdi? William Wundt'tu değil mi arkadaşlarım? Yapısalcılığın kurucusu da yine William Wundt. İlk laboratuvarını kuruyor, yapısalcı psikolojiyi kuruyor ve William Wundt sürece başlıyor. William Wundt diyor ki, bakın bu ifade... Biraz sonra söyleyeceğim bu ifade kesinlikle ve kesinlikle ana cümlesi. Diyor ki insan zihninin bilinç ögelerine ayrıldığını ve psikolojinin amacının bu ögeleri çözümlemek ve birleştirmek olduğunu savunan yaklaşımdır. İnsan zihninin bilinç ögelerine ayrıldığını ve psikolojinin amacının bu ögeleri çözümlemek önemli ve birleştirmek olduğunu savunan yaklaşımdır. Gençler, hadi bakalım. Bu cümleyi bil tamam, bak bu cümleyi bil. Ne diyoruz? İnsan zihni neye ayrılmış? Bak böyle süsleyeyim. Bilinç ögelerine. Bazen soruyorsunuz bilinç, zihin aynı şey. İnsan zihninin ögelerine ayrıldığını ve psikolojinin amacının ne yapmakmış? Bu ögeleri çözümlemek ve birleştirmek olduğunu savunan yaklaşımdır. Zihni yapılarına, parçalarına ayırıyor. O zaman zihni yapılarına, parçalarına ayırıyorsa nasıl bir anlayışı vardır? Atomist anlayıştadır. Ne yapıyormuş yapısalcılık? Atomist anlayışta sürecini işletiyormuş. Çünkü zihni parçalara ayrılıyor. Yapısal inceliyor ve bunların üzerinden değerlendirmeler yapıyor. Arkadaşım, şimdi bu adamlar yani yapısalcılar şunu inceliyorlar. Gözlenemeyen ve ölçülemeyen davranışları inceler. Gençler, en önemli noktalardan birine geldik. Gözlenemeyen ve ölçülemeyen davranışları incelediği için davranışçı yaklaşım eleştirir. Der ki davranışçı yaklaşım, be git. Gözlenemeyen ve ölçülemeyen ögelerde incelenir miymiş? Düşünce ve bilinç incelenir miymiş? Ne yapıyorsun sen der ve yapısalcılığın eleştirisinden ne doğmuştur? Bak vallahi soru olarak gelebilir ha. Ya boşuna yemin etmeyek de. Davranışçılık doğmuştur. Yapısalcılığın eleştirisinden davranışçılık doğmuştur ifadesi çok da yabana atılır bir ifade değildir arkadaşlarım. Peki nedir bu gözlenemeyen ve ölçülemeyen ögeler? İçsel duygular, sezgiler, düşünceler ve saf duyumları incelemişlerdir. İçsel duygular, gençler doğrudan gözlenemez. Ben şu anda senin duygularını nasıl doğrudan çıplak gözle gözleyeyim? Sezgiler, neyi sezip neyi sezmediğini nereden bileyim? Doğru mu? Düşünceler, şu anda aklımda geçen düşünceleri nasıl bileyim?
Duyumlar, senin neyi duyup doğal olarak neyi algıladığını nereden bileyim? O zaman gözlenemeyen ve ölçülemeyen ögeleri inceleyen disipline biz ne dedik? Yapısalcı anlayış dedik. Aklımızda kalacak olanlar belli. Zihin ögelerini inceliyor, çözümleme birleştirme yapıyor. Gözlenemeyen ve ölçülemeyen davranışları inceliyor. Bu davranışlar, bu ögeler, bu zihnin ögeleri, yapıları, atomist yapıları, duygu, sezgi, düşünce ve saf duyumlar gibi doğrudan gözlenemeyen ve ölçülemeyen ögelerdir genç kardeşler. Pekala. Şimdi içe bakış yöntemini kullanmıştır. Neyi kullanmış? İçe bakış yöntemi. Ney ki içe bakış yöntemi? Ha diğer adını yazalım hemen aşırı. Hemen yazak bak. Ney? İç gözlem. Diğer adı neymiş? İç gözlem. Nedir içe bakış yöntemi biliyor musunuz? Bak, dikkat et. Karşımızdaki insanlara sorular sorarak onun bir konu hakkındaki duygu ve düşüncelerini anlamak. Bakın şöyle, karşımızdaki insanlara soru soruyoruz, onun duygu ve düşüncelerini alıyoruz. Lütfen dikkat et, çok önemli. O sana duygu ve düşüncelerini doğrudan anlatmıyor. Sen soruyorsun. Peki, bak dikkat et. O sana duygularını ve düşüncelerini anlatırken seni kandırabilir mi? Adama dersin ki ders çalışıyorum. Çalışıyorum der ama çalışmıyordur. Bak içe bakış yöntemi böyle. Soru sordun, bilgi aldın. Adam sana mahcup olmamak için yanlış bilgi vermiş olabilir. Doğru mu arkadaşım? Böyle bir şey olabilir. O zaman şunu diyeceğiz sevgili arkadaşlarım. Öznel bir yöntemdir. Yöntemdir. Öznel olduğu için de ne yapılmıştır? Eleştirilmiştir. Yani bakın içe bakış kötü demedim. Öznel bir yöntemi tek başına kullandığı için eleştiriliyor. Tamam. Anladık mı meseleyi? Öznel bir yöntem olan içe bakışı tek başına kullanınca diyorlar ki git böyle şey mi olur? Kafayı mı yedin? İnsanları yanıltan bir bilgi tek başına kullanılır mı? Bunu bilişselciler olsun, davranışçılar olsun veya diğer yaklaşımlar doğal olarak eleştiriyorlar arkadaşlar. Toparlıyoruz. Bilinç ve bilinç ögelerini inceliyor. Çözümlemeler ve birleştirmeleri yapıyor. Gözlenemeyen ve ölçülemeyen davranışları inceliyor. Bu yüzden davranışçılar bu eleştiriden doğuyor. İçe bakış yöntemini tek bir yöntem olarak kullanıldığı için eleştiriliyor. Çünkü öznel bir yöntem tek başına kullanılmaz. Anlaştık mı? Pekala. Gençler, 2. İşlevselcilik. Bu arada soruyorsunuz. Diğer adlar önemli mi? Ya normalde Türkçe bir sınavda İngilizce ya da yabancı bir kelime olmaz. Karşısına yapısalcılık demek zorunda. Bazen ÖSYM bu noktada bir takım farklılıklara gidebiliyor. O yüzden sorabiliyor. Diğer adlarını da bilmenizde aslında fayda var. Efendim, işlevselcilik. Fonksiyonalizm. Gençler, fonksiyon, işlev zaten eş anlam. Tamam oradan yakalarsın, böylece strukturalizmden ayırmış olursun. Oldu mu? Böyle bir yapı uygula. Peki temsilcilerine bakalım isterseniz. Temsilcileri William James ve John Dewey. William James ve John Dewey burada önemlidir. Özellikle John Dewey hangi taşın altını kaldırsan son yıllarda John Dewey çıkıyor. Yapılandırmacı yaklaşımın kurucusu. ÖYT, öğretim yöntemi ve tekniklerinde zaten bu konu oldukça etkili ve verimli anlatılıyor. Biz bu detaylara tabii ki girmiyoruz. Biz çok basit düzeyde yine işleyeceğiz. Çünkü gerçekten çok fazla detaya gerek yoksa bunların hepsi birer derya. Yani çok fazla konuşulabilir üzerinde. Ama bizim konularımız adına gelişim psikolojisi içeriklerini düşünün. Şimdi bakınız ne diyor? Bunlar diyorlar ki bilincin ne olduğundan çok ne işe yaradığı önemlidir. Bilincin ne olduğundan çok bak ne işe yaradığı önemlidir. Ne diyor? Bilincin ne olduğundan çok ne işe yaradığı önemlidir. Aba, diyor ki adam, ya bana ne bilincin yapısından diyor. Bana ne bilincin yapısından diyor. Bilincin yapısını onlar inceliyor. Beni bağlamaz ki bir şeyin atomları nedir, parçaları nedir. İlgilenmem ben diyor. Somutta bana fayda sağlıyor, ona bakarım diyor. Ve bu yüzden
ne işe yaradığını inceliyorlar ve arkadaşlarım burada pragmatizmi temel alıyorlar. Pragmatizm yani faydacılık. Zaten yarar fayda aynı şey. Faydacılık. Bak şimdi. Pragmatizm, faydacılığı temeli alan bir disiplin olarak karşımızda duruyor. Şöyle bir soru çok da böyle hani sıradan bir soru olur ve sorulabilir. İşlevsel psikolojinin felsefi temeli aşağıdaki yaklaşımlardan hangisiyle ilgilidir deyip pragmatizmi temele ne yapabilir, alabilir? Lütfen dikkat ediver. Devam edelim. Şimdi arkadaşlarım, öğrenme süreçleri önemlidir. Ve bu adamlar, evet işlevselcilikle önemli ki John Dewey'in olduğu yerde eğitim ve öğrenme her zaman vardır. Derler ki, çevre, çok detaylı yazmayacağım, açıklamamı detaylı yapacağım. Çevreye uyum süreçleri önemli. Ne için? Öğrenmek için. Öğrenme arkadaşlarım. Çünkü insanlar çevreye uyum sağladıkları müddetçe öğrenirler. Bak şimdi, bu derse uyum sağladın, bu tahtaya uyum sağladın, bu öğretmene uyum sağladın, bu öğretmenin diline uyum sağladın. Yani bu doğal çevreye uyum sağladın, öğrenirsin diyor. Öğrenme unsurlarını en etkili, en verimli kullanabilmek için ne lazımmış? Çevreye uyum süreçleri lazımmış. O yüzden çevreye uyum kavramı bu bağlamda sorulduğunda, öğrenme bağlamında sorulduğunda karşımıza ne çıkıyor? Yine işlevsel psikoloji çıkıyor. Yöntem olarak iç gözlemin yanında, yani içe bakışın yanında artı gözlem yöntemini ne yapar? Kullanır. Şöyle diyoruz, iç gözlemin yanında gözlem yöntemini kullanır diyoruz. Çünkü içe bakışın öznelliğinden bizi kurtarabilmek için gözlemi ne yapıveriyor? Kullanıveriyor. Böylece ne oluyor? Bakınız şöyle düşününüz. Mesela çocuğa ders çalıştın mı dedim. Evet demişti ya biraz önce. Gidiyorum gözlüyorum. Ne kadar derse katılıyor. Ne kadar konu anlatımı çalışıyor. Ne kadar soru çözüyor. Ne kadar denemelere katıyor. Çocuktan aldığım bilgiyi somutluyorum. Böylece içe bakışın öznelliğini basite indirgiyorum veya bu olumsuzluğunu ortadan kaldırıyorum. Anlaştık mı arkadaşlarım? İşte biz buna işlevselcilik diyorum. Yani detaylarını yapılandırmacı yaklaşımda söylenen her şeyle birleştirebilirsiniz. Çok da zarar etmezsiniz. 3. Çok üzerinde durmayacağım. Bilişsel yaklaşım. Arkadaşlarım, bilişsel yaklaşım, şimdi kim var biliyor musun? Öyle çok psikolog var ki, Piaget var, efendime söyleyeyim, Wertheimer var, Kafka var, Kohler var, Brunner var, var da var. Bakın Piaget, Brunner, Vygotsky, gelişim psikolojisini inceleyeceğiz. Wertheimer, Kafka, Kohler, Levin, öğrenme psikolojisine hocam tarafından anlatılacak. Yani bilişsel yaklaşımın ıncığını cıncığını Sivaslı diliyle, ıncığını cıncığını işleyeceğiz. Biz burada küçücük minnak bir şey söyleyeceğiz. Ve bunları gelin konuşalım. Diyor ki, bilişselci yaklaşım, ben diyor temelime gestaltı alırım diyor. Gestalt psikolojisini temele alır. Gestalt psikoloji, bak gestaltı bazıları isim belliyor. Hayır, bir bütün, bir ekol, bir okul orası. Gestalt okulunda Wertheimer, Kafka, Kohler ve Levin var. Onu öğrenmede işleyeceksiniz. Bu adamların oluşturduğu bir yapıdır. Peki ne üzerinde dururlar? Bakalım. Diyorlar ki bunlar, İnsan zihni bir bütün olarak çalışır diyorlar. Ve bütünlük üzerinde duruyor. Zaten bütünlükçü psikolojidir. Ve insan zihnini bir bütün olarak ele aldıkları için çalışmalarını da bu yönde ne yaparlar? Değerlendirirler. Bütünlükçü anlayıştır. Bütünlükçü anlayıştır. Şimdi insan zihni bir bütün olarak incelendiği için bu zihinsel yapıları da inceliyorlar ve zihinsel süreçleri incelerler. Ne yaparlar arkadaşlarım? Zihinsel süreçleri incelerler. Şimdi bakınız, bilinç ögeleri kavramını bir ifadede kullandığında yapısalcılık, zihinsel süreç kavramıyla birleştirdiğinde ise
bilişsel yaklaşım devreye giriyor. İnsan zihni bir bütündür ve bu bütünlük içerisinde ne yaparlar? Değerlendirme yaparlar bu anlayış içerisinde. Hatta bütünün bir olarak algılanamayacağını, bütünün parçaların bütün içerisinde anlam kazandığını ifade ederler ve bunu da özellikle ne yaparlar? Dile getirirler. Parçalar bütün içinde anlam kazanır. Yani bütün tek başına bir şey, parça özür diliyorum, tek başına bir şey ifade etmez, bütün içerisinde anlam kazanır. Aslında hatta bir Kohler deneyi var, şöyle yapıyor, diyor ki, işte bir file bir çocuğun gözlerini kapatıyorlar, bir filin kulağına işte yelpaze diyor, ayağına direk diyor, kuyruğuna başka bir şey diyor, karnına başka bir şey diyor. Çocuğun gözlerini açtığında o parça parça algıladığı şeyle, bütün içerisinde algıladığı şey arasında fark var diyor. Ve bütün bu bağlamda çok önemli bir yapıdır. Önce bütünü gör, sonra parçaya in ifadesi burada çok önemlidir. Evet, Piaget'de, Brunner'de, Vygotsky'de, Wertheimer'da, Kafka'da, Levin'de, Gagne'de hepsini konuşacağız. O yüzden ben burada çok fazla detaya girmiyorum arkadaşlarım. Bütün kendini oluşturan parçalardan farklı bir şeydir ifadesi. Zaten soru olarak çıktı. İsterseniz bunu da yazalım. Yani araya eklemiş olalım. Bütün kendini oluşturan parçalardan farklı bir şeydir diyen yaklaşım hangisidir sorusu çıktı ve bir daha çıkabilir bu mantık içerisinde veya buna ilişkin sorular ve cümleler gelebilir arkadaşlarım. İşte buna da dikkat ediyorsunuz. 4. Psikanalitik yaklaşım. Freud, Erikson, Jung, neyse Almanca okunuyorsa işte Adler, Sullivan, Horney falan filan bir ton. Gençler, kesinlikle kişilik psikolojisi, hatırlar mısınız tanıtımımda dedim, kişilikte bunları işleyeceğiz. Kişilik psikolojisi o kadar detaylı inceleyeceğim ki, Freud'un, Erikson'un başlıklarını falan şimdi vermek istemiyorum. O yüzden kişilik psikolojisini vurgu yaptığımız zaman yaklaşımın tamamını görmüş olacaksınız. Bu yüzden bu bağlamda bu yaklaşıma şimdilik 3 nokta koyuyorum. Nasıl ki bilişsel yaklaşımda Piaget, Brunner veya öğrenme ilişkili olan Wertheimer, Kafka, Kohler, Levin'in anlayışlarına girmediysem, çünkü konu orada daha anlamlı. Genel psikolojiden ziyade gelişim psikolojisi bağlamı daha önemli. Bu yüzden anlatmıyorum. Yoksa başka bir şey yok arkadaşım. 5. Davranışçılık. Behaviorizm. Pavlov var. Baremi var, evet. Skinner var. Yine bunları öğrenmede göreceksiniz, öyle mi? Watson var. Guthrie var. Hull var. İşte bilişsel ağırlıklı davranışçı olan bir Tolman var, Bandura var, sosyal öğrenme kuramcısı var, var da var. Gençler, biz size çerçeve bilgi vereceğim, tamam. Hatta bu çerçeve bilgiyi öğrenme psikolojisine alacaksınız. Bakalım ne diyoruz davranışçılıkla ilgili? 1. İçe bakış yöntemini reddetmişlerdir. İçe bakış yöntemini reddetmişlerdir. Diyorlar ki, ya öyle şey mi olur? Ya insanları sorular sorarak bilgiler aldığınızda onlardan yanıltıcı bilgi alsınız. Ya bir gözleyin diyorlar, somutlayın diyorlar. O yüzden diyorlar ki bunlar, içe bakış yöntemiyle, kesinlikle düşünce ve bilinç psikolojinin konusu olamaz. Düşünce ve bilinç psikolojinin konusu olamaz. Gidin işinize be diyor. Gidin. Öyle bir şey mi olur diyor. Allah Allah diyor. İnsan gözleyemediği ve ölçemediği şeyi mi incelermiş diyor. O zaman ne diyeceğim? Gözlenebilen ve ölçülebilen insan davranışlarını incelemişlerdir. Doğrudan gözlenebilen ve ölçülebilen davranışları ne yapmışlardır? İncelemişlerdir.
Gözlenebilen ve ölçülebilen davranışları ne yapıyorlar? İnceliyorlar. Gözlenebilen ve ölçülebilen davranışları inceledikleri için değerli arkadaşlarım, işte yapısalcılığa karşı doğmuş oluyorlar. Ne diyordu? Daha bak siliyorum oraları. Ben duygular, sezgiler, düşünceleri incelerim. Bana ne diyordun ya, bunlar da öyle bir şey olmaz diyerek aslında onu farklı bir yaklaşım içerisine alıyorlar. Gençler, bir başkası şudur. Bakınız, insan zihni doğuştan bomboş bir levhadır, zamanla deneyimlerle dolar. İnsan zihni doğuştan boş levhadır. Levhadır. Zamanla, deneyimlerle dolar. İnsan zihni doğuştan boş bir levhadır ve zamanla, deneyimlerle dolar. Boş levha, çok duyduk ya, tabula rasa denir. Bir şey daha diyorlar biliyor musun? Kara kutu. Boş kağıt diyen var ya, aklına gelen her boş iş buradan var. Şimdi bak. Kara kutu, hani uçakta öyle ya, uçak kalkmadan her hareketi kontrol ediyor. İnsan zihni de öyledir diyor. Doğuştan bomboş bir levhadır. Zamanla, deneyimlerle dolar diyor. Deneyimlerle dolar. Neyle dolarmış? Deneyim. Yani davranışçılıkta yaşantı çok önemlidir. O zaman şöyle diyorlar. Davranışların oluşumunda kalıtımın etkisi yoktur. Bak. Davranışların oluşumunda kalıtımın etkisi yoktur. Şimdi diğer detaya geçelim. Davranışların oluşumunda çevresel uyarıcılar etkilidir. Uyarıcılar etkilidir. Davranışların oluşumunda ne etkiliymiş gençlik? Çevresel uyarıcılar. O yüzden bu adamlara çevreci psikologlar da deniyor. Hatta şey var, yani diyor ki Watson, bana bir çocuk verin diyor, onu ister bir alim olarak, isterse bir zalim olarak, bir hırsız olarak yetiştireyim diyor. Çünkü onun zihni bomboş bir levhadır ve zamanla, deneyimlerle dolar. Hatta bizim Türk filmlerinde buna aykırı çok durum vardır. Çocuğu küçükken kaçırıyor bizim Erol Taş, değil mi? Sonra o Sezerci'yi hırsız yapmak istiyor ama Sezercik İnatla hırsız olmuyor, dürüst bir adam oluyor. O zaman davranışçılık, bana bir çocuk verin onu istediğim gibi yetiştireyim anlayışına ters bir şey ortaya çıkıyor. Demek ki kalıtımdan da insanlar bir şeyler getiriyor diye başka psikologlar eleştiriyor. Bunlar diyor yok diyor, ben onu istediğim gibi yetiştiririm diyor. Ama Sezercik örneği davranışçılığa ters bir örnek olarak da karşımızda duruveriyor. Tamam arkadaşlarım, böyle bir yapısı vardır. Ve yine bir cümleleri var ki can sıkıyor. İnsan şartlanabilen basit bir organizmadır. Tövbe. İnsanı çok basitleştirince hümanistler diyor ki Allah canınızı almaya. Hümanizm ne yapıyor? Eleştiriyor. Ya öyle şey mi olur diyor. İnsan iyidir, değerlidir, biriciktir diyor. İnsan şartlanabilen basit bir organizma değildir diyor. Buna göre hareket ediyor ve ciddi boyutta eleştirilen bir şeydir. Çünkü diyor, insan uyarıcılara tepki verir. UT ilişkisi, ki öğrenmede çok göreceksiniz, önemlidir. Yani insan uyarıcılara tepki veren basit bir organizmadır ifadesi burada karşımızda duruyor. Deneysel yöntemleri kullanmışlar diye araya pıhırt sıkıştıralım. Oldu mu gençlik? Bu şekilde ifade etmiş olalım. Pekala. Ne yaptık? Davranışçılık dedik değil mi? Sırada ne var efendim? 6. Hümanistik yaklaşım. Yani insancıl yaklaşım. Özellikle kim var burada? Maslow, Rogers, değil mi? Kohlberg gibi psikologlar var. Onlara göre bakacağız. Şimdi arkadaşlarım, bunlar varoluşçuluğu temele almışlardır. Varoluşçu felsefe deyince aklına özgürlük kavramı gelsin. Varoluşçu felsefe deyince aklına ne geliyor? Özgürlükçü kavramı geliyor. Tamam arkadaşlarım. Ve bunlar
İnsan özünde iyi ve değerli bir varlıktır demişlerdir. İnsan özünde iyi ve değerli bir varlıktır. İnsan biricik ve tektir. Psikanalitik ve davranışçılığa karşı çıkarlar. Karşı doğmuştur. Bak şöyle diyelim. Psikanalitin insan doğuştan kötüdür ifadesine. Davranışçıların demin de söyledim insan şartlanabilen basit bir varlıktır ifadesine karşı çıkıyorlar. Ciddi boyutta karşı çıkıyorlar. Ve bu da onları farklı kılıyor. Ve diyor ki her insanın kendini gerçekleştirme potansiyeli vardır. Her insanın kendini gerçekleştirme potansiyeli vardır. Potansiyeli vardır. Ve insan kendini gerçekleştirebilen bir varlıktır. Ama bu kendini gerçekleştirmenin altyapısı vardı biliyorsunuz. Fizyolojik ihtiyaçlar, güvenlik ihtiyacı, sevgi, ilgi ihtiyacı, bilme anlama ihtiyacı, estetik ve kendini gerçekleştirme. Bütün bu sistemi en son konum olan benlik gelişiminde işleyeceğim. Tamam mı? Burada sadece basit bir çerçeve çiziyorum arkadaşlar. Ayrıyetten başlık olarak benlik bu konulara yeniden döneceğim. Haberiniz olsun. Ve bir başkası şöyle bir ifade kullanıyorlar. Her insanın kendine has içsel bir değerlendirmesi fenomenolojik alanı vardır. Her insanın kendine has içsel bir değerlendirmesi fenomenolojik alanı vardır. Bakın. Fenomel alanlarımız vardır. Öznel gerçeklerimiz vardır. Tamam, öznel gerçeklerimiz vardır. Yine bu ifade bizde önemlidir. İnsanın öznel gerçekleri vardır. O halde özgürlük, öznel yargılar, öznel gerçeklik, bireyin kendine göre değerlendirme yapması, kendimize has alanlarımız, aynı olaya farklı bakış açıları geliştirmemiz. Ben Beşiktaş'ı seviyorum, sen başka bir şeyi sevme hakkına sahipsin. Bu senin öznel gerçekliğin. Anladın mı? Olay bundan ibarettir. O yüzden her insanın kendine has içsel değerlendirmesi vardır. Eğitim öğrenci merkezlidir. Öğrencileri ilgi, ihtiyaç ve beklentilerine göre ne yapacağız? Değerlendireceğiz diyoruz. Efendim bu konuya 3 nokta koyuyorum. Gerçekten çok genişleteceğim. Rogers'ı ve Maslow'u bütün detaylarıyla işleyeceğiz. Tamam mı? Ve son minnacık bir şeyimiz kaldı. Hemen onu da şuraya ekleyelim. Biyolojik yaklaşım. Biyolojik yaklaşım. 7. Biyolojik yaklaşım. Temsilcilerimiz. James burada da çıkıyor ve hep. Arkadaşlarım birinci olarak çok basit beyin ve sinir sisteminin davranışlar üzerinde etkisini inceler. Çok belli bir özelliktir ve şunu da yapıyor. Doğa olaylarının aman dikkat et çok önemli olaylarının insan davranışları üzerinde ki etkisini inceler. Bak çok önemli. Doğa olaylarının insan davranışları üzerinde etkisini inceleyen, doğal çevrenin insan yaşam üzerinde etkisini inceleyen, nörobiyolojik ve nörokimyasal etkilerin insan davranışları üzerindeki etkisini. Hani yazdan, kıştan yaz bahara geçerken, bahardan da kışa geçerken insanlar böyle kendilerini bir hantallaştırıyorlar, daha çok hastalanıyorlar. İşte nörokimyasal ve nörobiyolojik etkilerin doğal çevre üzerindeki etkisini inceleyen disiplin olarak ne yapıyoruz? Biyolojik yaklaşımı görüyoruz. Tabii beyin ve sinir sisteminin davranış üzerindeki etkisi de bizim açımızdan önemlidir arkadaşlarım diyor. Şimdi bakın gençler, burada bir de ekolojik yaklaşım var. Onu bireysel farklar konusunda işleyeceğiz. Buna da geleceğiz. En son da geleceğiz. Bazı yerleri bilerek eksik bırakıyoruz. Ve arkadaşlar böylece yaklaşımları bitiriyoruz. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.